Efendim güzel günler. Haberci haftanın son iş gününde sizlerle birlikte. Özellikle bu coğrafyada yaşayan tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu programı bence kaçırmayın. Televizyonunuzun sesini birazcık daha açın. Çünkü çok önemli bir cihazı konuşacağız efendim. Çok önemli bir projeyi konuşacağız. Göstereceğiz de o projeyle ilgili yaptığımız bir haber var. O projenin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Eminim ki bütün ülke bu cihazdan çok faydalanacak. Onun için kaçırmayın derim. Çok değerli bir konuğumuz stüdyolarımızda efendim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden bir misafirimizi ağırlıyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehtap Malkoç bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecandan dilim dönmedi. Bir kez sıcak ortamda olmak güzel. Dışarısı buz gibi Evet, çünkü. sağ olun. Teşekkür ediyorum beni burada ağırladığınız Rica ederim. Sayın seyirciler, şimdi o cihazı ekranlara getireceğiz. Sonra elimde bir test sonucu var. Bu test sonucu bana ait. Bende yapılan bir test. Testi ve sonucunu konuşacağız. Sayın hocam, önce isterseniz haberimizi izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, o haberimiz ekranlara gelsin. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ilk, hatta dünyada bile sayılı diyebiliriz. Şimdi duyacağınız sistem Türkiye'de bile iki yerde var. O kadar önemli yani. Sistemin adı izokinetik. Nedir peki izokinetik? Hangi amaca hizmet eder? Bu sorunun cevabını da Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hülya Harutoğlu'ndan alıyoruz. İzokinetik sistem. Gördüğünüz işte bu koltuk çok fazla işe yarıyor ve şöyle bir detay vermek gerekir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde, Türkiye'de ise sadece iki yerde var. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Çok rahat görünüyor, değil mi? Çok rahat hocam. Hocam bu koltuk rahat, işlevi ne peki? Şimdi işlevine daha sonra geçeceğiz ama önce bir söylemem gereken bir şey var. Her fizyoterapistin hayali böyle bir şey. Ve ben Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak gerçekten yönetime çok teşekkür ediyorum. Oldukça pahalı bir cihaz. Kullanımı son derece komplike. Hani ciddi bir eğitimle ancak fizyoterapistlerin kullanabilecekleri bir cihaz. O nedenle de çok yerde bulunmuyor. Hem maliyeti açısından hem de kullanımındaki komplike kullanımı açısından. Biz bu konuda çok şanslıyız ve buraya kurulduğu zaman biz neredeyse fizyoterapi ekibi bayram yaptık yani böyle bir cihaza sahip olduğumuz için. Şimdi bu cihaz fizyoterapi için gerçekten son derece önemli bir açığı dolduran bir cihaz. Bir defa kas ve eklem sistemine yönelik bir cihaz. Şimdi bazı ölçme ve değerlendirmelerde biz her ne kadar el yordamıyla kendi işte bir takım parametrelere göre bunu subjektif olarak diyeceğim. Çok objektif değil çünkü hani herkesin eline göre işte hastanın oturuşuna göre bazı değerler değişebiliyor. Fakat bu cihaz bunu otomatik olarak bir kas gücünü o kadar güzel ölçebiliyor ki ve bize numarik olarak da bunu bilgisayara yansıttığı zaman bizim için çok önemli hem hastayı, sağlıklı da olabilir sporcular için de çünkü kullanacağız biz bu cihazı. Kas değerlerini tam olarak ölçebiliyoruz. Çift ekstremiteyi kıyaslayabiliyoruz. Ve eğer bir eğitim vereceksek, onlara bir kas güçlendirme eğitimi vereceksek, daha sonraki değerlerini de ölçüp ilk test, son test karşılaştırıp nasıl bir gelişme gördüğünü buradan grafiklerle alabiliyoruz. Cihazın önemi ortada ama en çok ne gibi durumlarda kullanıldığını merak ediyoruz. Daha çok spor sakatlıklarında, biz hani diğer hastalıklarda da kullanıyoruz. Romatizmal hastalıklarda, kırık sonrası gibi ortopedik hastalıklarda kullanıyoruz ama bu bütün dünyada daha çok sporcular için kullanılan bir cihaz. Ve de gerçekten spor sakatlıklarını biz bunlarla tedavi edebiliyoruz, ölçümlerini yapabiliyoruz. O nedenle de hani bundan sonraki projemiz buradaki sporculara, federasyonlara ulaşarak tüm sporcularımızın kas değerlendirmelerini yapmak olacak. Kaslarımızın kuvveti, dayanıklılığı uzman isimler tarafından ölçülüyor. Tabii bu cihazlar sayesinde cihaz milimetrik sonuçlar veriyor. Birazdan teste gireceğiz ama test öncesinde buradaki öğretim üyesi arkadaşlar bize bu sistemi anlatacaklar. Bilgisayarla takip ediliyor. Bütün veriler bilgisayara giriliyor ve ondan sonra işlem başlıyor. Doğru mu hocam?
Aynen doğru. Biz sizin tamamen boyunuza, kilonuza göre burada verileri giriyoruz. Şimdi onu yapacağız. Daha sonra sizi koltuğa alıp üzerinizde ölçümleri yapıyoruz. Bu sistemin özellikle artısı sizin kas gücünüzü eklemin her hareket derecesinde maksimum düzeyde ölçmesi ve buna yönelik olarak da eksikliğe yönelik eğitimi verebilmemiz. O anlamda diğer sistemlerin yapamadığı şey bu sistemin en büyük artısı o. Ön bilgiyi aldık, testi kendi üzerimizde deneyelim dedik ve kaydımızı yaptırdık. Yeni hasta dediğimizde sizde bir ölçüm yapalım. Soyad ad neydi? Hakan Yıldırım. Doğum tarihiniz? 06.07.1983. Boyunuz kaç santim? 1.87. Kilonuz kaç kilogram? 90. Hangi elinizi kullanıyorsunuz? Sağ. Bir de burada herhangi bir cerrahi geçirmişse hangi taraftan geçirdi? Mesela diz ekleminde bir ölçüm yapacağız. Bir ön çapraz bağ cerrahisi geçirdiniz. Bu da sağ dizinizdeyse onu da sağ olarak işaretliyorum. Testi yapan da o anda kim yapmışsa ben kendi ismimi yazıyorum ve kaydınızı almış oluyoruz. Kaydın ardından koltuğa oturduk ve kendimizi uzman isimlerin ellerine bıraktık. Ve test başlar. İtin, çekin kuvvetli. Çekin. Tekrar itin kuvvetli, itin, çekin kuvvetli. Çekin, itin kuvvetli, itin. Çekin kuvvetli. Çekin. İtin tekrar son. Çekin. Şimdi dinleniyoruz, bir 5 saniye molamız var. Bekleyin. Tekrar biraz çekiyorsunuz. Şimdi kuvvetli itin. İtin kuvvetli. İtin. Çekiyoruz kuvvetli. Çekin. Çekin. İtin kuvvetli. Devam. Çekin. Çekin. Motivasyonu da vermemiz çok önemli. O da sonuçları etkileyebiliyor. Çekin. İtin kuvvetli. İtin. İtin. Çekin şimdi tekrar. Çekin. İtin kuvvetli son. Çekin şimdi. Çekin. Evet, tekrar mola veriyoruz. 10 saniye mola. Şimdi direnç azalacak. Tekrar sayısı artacak. Siz olabildiğince hızlı devam edeceksiniz yapmaya. Şimdi fizyoterapide komut vermek çok önemli. Test bitti. Sıra sonuçlarda. Sonuç almak için de saatlerce beklemek yok. Anında alıyoruz sonuçları. Sonuçlara geldiğimizde burada ön izleme yapabiliyoruz sonuçları. Kendimiz bu değerleri bilgisayara saklayıp o şekilde takip edebiliriz. Veyahut da çıktı alıp dosyamıza ekleyip ya da size açıklamalarıyla birlikte teslim edebiliriz. Şimdi burada verilen değerlere göre sizin dizi düzelten kas grubunuz öndeki 240 Newton'luk bir kuvvete ulaşmış. Yani? Epey kuvvetli. Yani biz daha çok öncesi sonrası veya diğer tarafla karşılaştırmalı değerler alıyoruz. Sizin için herhangi bir şey yok. Fakat dizinizi büken kasların kuvveti yaklaşık 140 Newton'luk bir değere ulaşmış. Zaten ön ve arka grupta böyle bir kuvvet farkı beklenen bir şeydir. Bu testlerin yanında bir de denge testi yapılıyor aynı merkezde. Bu testle ilgili bilgiyi de dekan yardımcısı Profesör Doktor Mehtap Malkoç'tan alıyoruz. Bize de şunu söylemek düşer, böyle bir sistemin ülkemizde olmuş olması gerçekten gurur verici. Bu denge cihazı. Evet, bu bir denge cihazı. Şimdi denge farklı bir beyinde ve aşağıda algılanmasıyla çok kompleks bir sistem, denge sistemi. Bildiğiniz gibi gerek sporcularda gerekse bizim nörolojik dediğimiz bu inme hastalarında ya da Parkinson hastalarında denge çok çabuk bozulabiliyor. Yaşlılık da dengeyi bozabiliyor. Bu denge cihazıyla statik dediğimiz, yani bizim ayakta durduğumuz dengenin dışında hareketli, yani dinamik dengeyi biz burada test ediyoruz ve test ettikten sonra kişinin dengesinin ne yönde bozuk olduğunu belirliyoruz. Daha sonra da aynı cihazla eğitim vererek dengenin gelişmesine neden oluyoruz bu cihaz eğitimiyle. Evet, izokinetik sistemi gördünüz efendim. Şimdi daha detaylı konuşacağız, veri sonuçlarını konuşacağız ve bu sistemden faydalanabiliyor musunuz? Bunları konuşacağız ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum ki ülkemizde bu cihaz sadece tek bir yerde var. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde şöyle bir kıyaslama yapın. 75 milyon nüfuslu Türkiye'de bile iki yerde var. Önemini siz düşünün. Doğru mu hocam?
Hanım'ın da bahsettiği gibi her fizyoterapistin rüyası aslında bu sistem. Çünkü çok pahalı bir donanım. Burada olmayan da rüyasında geliyor. Evet. Yani bizim için çok güzel bir rüya gerçekleşti bu projeyle. Ve şöyle diyeyim ki her fizyoterapist, bu işle uğraşan her kişi, her sağlık elemanı bu hayal eder yani izokinetik cihazla bu eğitimi vermeyi. O yönden çok şanslıyız ve çok güzel projelere de imza atacağımıza inanıyorum. Ülkemize de çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Evet. Ben o projeleri soracağım. Hı-hı. Ama yani neyi amaçladığınızda ise tamam bir rüyaydı ama bu ülkede hangi amaca hizmet edecek, kimler evet. kullanacak bunları soracağım ama Hı-hı. öncesinde isterseniz şöyle sıfırdan Hı-hı. başlayalım. Mesela ben size benim verilerimi vereyim. Evet. Şimdi Yasin Hocam beni kırmamak için mi güçlüsün kuvvetlisin dedi? Yok. Gaz vermek için mi söyledi? Nedir hocam benim sonuçlar? Yok. Yasin Hoca torpil yapmadı Yapma, size. Güzel. Şimdi bu sistem elimizde böyle makbu işte herkesin değeri şudur diye denilen bir şey yok. Ama dikkat ettiyseniz değerlendirilmenin başında yaşınız, boyunuz, kilonuz maalesef. Mutlaka alınması gereken veriler. Çünkü bunlara bağlı olarak bir korelasyon değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Sistem sizin boyunuza özellikle yaşınıza göre de bir ortalama ne diyelim buna referans değerleri vardır literatürde. Biz bu referans değerleri kriter alırız. Ama yine Yasin Hoca'nın da bahsettiği bir olay vardır. Genelde sağ ve sol farkı da bizim için çok önemli. Çünkü size fark ettiyseniz hangi tarafınızı kullanıyorsunuz? Yani dominant tarafınız hangi taraf? Sağ taraf. Dolayısıyla sağ ve sol taraf arasında da her zaman bir fark bekliyoruz. Ama bu farkın %5-10'luğun çok üstünde olmaması lazım. O da önemli bir kriter. Yaralanma olduğu zaman, yaralanmadan önce, daha doğrusu tedaviye başlamadan önce biz değerlendirme yapıyoruz. Tedavimizi uyguluyoruz. Ondan sonra bir değerlendirme daha yapıp aradaki farkı değerlendirmek bizim için çok daha objektif olabiliyor. Yani sağlıklı kişilerde ne yapıyoruz? Sağlıklı kişilerde az önce söylediğim gibi ki sizin gerçekten referans değerlere göre oldukça iyi. Sonuçlarınız. Torpil yapmıyorsunuz yok, bana. Yok, torpil yok. Sadece tabii ön grup kası ile arka grup kası arasında bir denge farkı görünüyor. Yani kuvvet farkı görünüyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Ön gruptaki kasımız bizim ayakta duruşumuzu sağlayan antigravite kası dediğimiz bir kas. Hı hı. Çok sağlam bir kastır o. Dolayısıyla arka gruptan her zaman için zaten iki kat gücünde daha kuvvetli olmasını da bekliyoruz. O da gayet güzel bir şekilde burada yansıyor. Yani sizin değerleriniz gayet normal. Bir sıkıntı yok gibi tamam, görünüyor. Moralim yerine geldi. Peki Sayın Hocam çıkış amacınız neydi? Evet biliyorum ki çok önemli bir cihaz. Hı hı. Ki Türkiye'de bile iki tane varsa hı hı. hakikaten çok önemli bir cihaz. Evet. Çıkış amacınız neydi? Sadece bu rüyayı taçlandırmak, somut bir şey ortaya koymak mıydı? Evet. Yoksa kuşkusuz bir amaca hizmet etmekti ama neydi hı hı. bu amaç? Nereye hizmet vereceksiniz bundan? Şimdi bizim çıkış amacımız şuydu. Biz işimizi yaparken 3 farklı amacımız var fizyoterapi açısından konuştuğumuzda. Değerlendirme yapmamız gerekiyor. Öyle bir sistem kullanacağız ki objektif değerlendirme yapmamız gerekiyor. Değerlendirdikten sonra bunu iyi rehabilite etmemiz gerekiyor o kası, hı hı. oradaki yaralanmayı. Ya da sporcu bir bireyde de dayanıklılığını ve performansını artırmamız gerekiyor. Şimdi buna hitap eden tek sistem şu anda dünyada bu. İzokinetik değerlendirme sistemi. Evet. Yani biz yapıyoruz bunu. İzokinetik sistem olmasa da birçok fizyoterapist bunu yapıyor. Ama nasıl yapıyor? Subjektif değerlendirmelerle, daha az objektif olabilecek değerlendirmelerle yapıyor. Ve buna göre de tedavisini uyguluyor. Şimdi bu sistemlerin biz ne hedefliyoruz? Öncelikle spor camiamıza mutlaka hitap etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim sporcularımız bu değerlendirmeyi yapmak için yurt dışına gidiyorlar. Özellikle profesyonel anlamda bu değerlendirmelere çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü hangi kası ne kadar sağlıklı, dayanıklı, nerede sorun oluyor? Bir futbolcuyu düşündüğünüzde alt ekstremitesi dediğimiz alt bacaktaki bir kasın zayıflığı belki de o futbolcunun bütün profesyonel yaşantısını etkileyecektir. Sakatlıklar oluşabiliyor. Sakatlıklardan sonra da iyi bir rehabilitasyon almasa belki de birçok ünlü sporcumuz biliyorsunuz sırf sakatlık yüzünden profesyonel yaşantısı
hastasını sonlandırmak zorunda kalıyor. Doğru. Sakatlığı da tedavi etmemiz gerekiyor. Ama bunun ötesinde sağlıklı dediğimiz büyük bir kesimimiz var. Sağlıklı olup da yaşla birlikte kaslarını zayıflayan bir kesimimiz var. Bizim bunlara da hitap etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok günlük yaşantıda dengenin bozulması gibi, ayakta duramama, düşüp bacağını önemli bir şekilde kırma, mesela kalça kırıkları yaşlılarda en önemli risk. Ya, ev içerisinde düşerek de bunu oluşturabilirsiniz. Bütün bunlar bu sistemin sayesinde kası yaralanmadan eğitime imkanınız oluyor. Nasıl yaralanmadan eğitime imkanınız oluyor? Çünkü çok ileri derecede size stoplar veriyor sistem. İşte şu sınırınız, siz testi yaparken fark etmişsinizdir. Siz istediğiniz hızda yapamıyordunuz hareketi. Hayır, tabii ki canım. Sabit bir hız belirliyorsunuz size uygun ve o sabit hızın dışına çıkmanıza imkan yok. Dolayısıyla sizin sakatlanmanız o anda test yaparken mümkün değil. Eğitimde de öyledir. Değil mi ki mesela bir spor merkezine gidiyorsunuz, fitness salonuna. İşte şu 10 kiloyu kaldır deniliyor size. Siz onu belki o 10 kiloyu çok hızlı bir şekilde kaldırırsınız. Ya da ekleminizin bir açısı çok biyomekaniğinizi zorluyordur ama siz bunun farkında değilsiniz. Ertesi günü beliniz tutulur. İşte bu sakatlanma riskini de minimalize ediyor bu cihaz ve gerçekten çok önemli ayrıntılar koyuyor önümüze. Ve yapmış olduğu değerlendirmeler de milimetrik değil mi hocam? Kesinlikle. Yani o rakamlar evet. Çok milimetrik. Evet. Biz kas değerlendirmesi yaptığımızda kolumdan örnek vereyim. Diyelim ki şu grup yani kolu kaldıran grup kası değerlendirmek için o kasın getirdiği son noktaya kadar kolu kaldırıp orada biz değerlendirme yapabiliyoruz. Oysa ki bu cihaz kolun daha ilk hareketinden başlayarak eklemin her derecesinde o kasın ne kadar aktivite gösterdiğini, ne derecede kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. En önemli rolü de bu. Süper. Yani söyleyecek bir şey bulmuyor. Evet. Hocam bu haberi yaptık. Hı hı. Yaptıktan sonra biz burada bir tiyatroya gittik. Evet. Bir tane teyzem yanıma oturdu. Ablam evet. Diyeyim. Evet. Haberi izlemiş. Onun soruları var. Şu anda bizi izlediğini tahmin ediyorum. Evet. Onu iletmek istiyorum size. Evet. Çocuğum dedi acayip mutlu oldum dedi bu cihazı görünce. Ne güzel. Yalnız dedi biz faydalanabiliyor muyuz? Nasıl faydalanıyoruz? Faydalanabiliyor mu herkes hocam? Kesinlikle faydalanabiliyor. Bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde şu anda bu hasta demeyelim sağlıklı kişi olarak düşündüğümüzde bize başvuru yapabiliyorlar. Biz değerlendirmelerini yapabiliyoruz. Ancak değerlendirme yapmadan önce de bir ön değerlendirme yapıyoruz. Diyelim ki bir akut yaralanması var hastamızın. Hı-hı. Ya da şüphelendiğimiz romatizmal alevlenme döneminde olan bir eklem romatizması dediğimiz bir olay olabilir. Ya da geçirdiği yeni bir ameliyat olabilir. Biz öncesinde hasta geliyor onu değerlendiriyoruz. Eğer şüphelendiğimiz bir nokta varsa bir hekime mutlaka başvuruyoruz. Ve tamamdır her şey yolundadır dediği anda da biz değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ve halkımıza da açığız. Bunu da buradan rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ek bir soru var. Evet. Parasıyla ilgili bir soru var. Fikriniz var mı onunla yönde ilgili? Çok fikir veremeyeceğim. Tamam. Ama bu çok yüksek rakamlar değil onu da söyleyeyim. Yani bizim şu anda başlamadığımız için aktif olarak dediğim gibi bunu strateji dairemizle görüşüp bir şeye bağlayacağız ama bu halkımızı zorlayacak bir şey değil. Anladım. Şimdi açılışı biz de yapmış oldunuz. Evet. Daha tanıtmadınız. Evet. Yani görücüye de çıkmadı cihaz. Evet. Bizi izleyenler ve sizi tanıyanlar biliyorlar hı-hı. Sadece öyle bir cihazın kesinlikle. Varlığını. Kesinlikle. Evet. Genel anlamda bilinmiyor. Evet. Ki amacımız da zaten onu tanıtmak. Yapacak mısınız bir aktivite hocam? Evet, şimdi öncelikle bizim ilk planımız aleti öncelikle federasyona, futbol federasyonu, basketbol yani spor federasyonlarına bir tanıtmak. Öncelikle spor camiasına bir merhaba diyeceğiz. Onları fakültemize çağırıp bir açılışla onlara aletimizi tanıtacağız. Sadece bu aleti değil çünkü bizim bir de sporcu merkezimiz oluşacak. Şu anda yapım aşamasında, tadilatta, çekimde onu o yüzden çok yansıtamadık. Bunun dışında halka yönelik yine bir açılışımız olacak. O da yani Şubat başı gibi bekliyoruz bunu yapmayı. Daha sonra da halkımıza aleti tanıtmak için bir şey yapmayı düşünüyoruz, program yapmayı düşünüyoruz. Bu sistemi getirmek için ne kadar uğraştınız hocam? Çok uğraştık. Aslında ben burada rektörlüğümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yardım heyetinin de çok Türkiye'nin de bu konuda destekleri oluyor. Biz çok uğraşmadık aslında. Biz projemizi
sunduk ve geçti ve alındı. Hani çok uğraştık derken ben 22 yıllık bir fizyoterapistim. Bu 22 yıldır ben çok uğraştım bu aleti edinebilmek için. İnanın çok kolay olmuyor. Çünkü bunun için bir bütçe gerekiyor ve bütçeyi başka şeylere kaydırmak zorunda kalıyorsunuz. Tek bir alet almaktansa işte eğitime katkısı olsun, daha çok alet alalım görüşü var. O yüzden hani biz burada çok uğraşmadık ama bunu edinmek için çok uğraştıklarını biliyorum meslektaşlarımın. Peki hocam, bu alet, siz uzun süre Türkiye'de kaldınız. Evet. Akademik hayatınızın uzun bir süresi de oradaydı. Evet, evet. Bulunduğunuz üniversitede veya yakınlarında var mıydı bu alet? 9 Eylül Üniversitesi'nde bir tane var. O da hastanede var olan bir alet. Bizim, yani ben fizik tedavi yüksekokulunda bulunuyordum. Yani çalışmamızı yapmak için maalesef çok imkanımız olmuyordu. Yani bunu yararlanmanız çok mümkün olmuyordu ama yani Türkiye'de sayısı oldukça düşük. Hani Kıbrıs'ta böylesine güzel bir aletin olması bence çok büyük bir şans. Sadece üniversite açısından değil, ülke açısından çok önemli. Kesinlikle. Bir şans. Kesinlikle. Yani bir de Rum tarafında varmış galiba. Evet, bir tane Rum tarafında var ve bizim buradan futbolcularımız, sporcularımız o tarafa geçmek durumunda kalıyor. Sağlıklı insanlar da gelip normal test yaptırabiliyor değil mi hocam? Mesela ben hani spor yapmayan bir adamım, spora başlayacağım. Evet. Değerlerim ortada. İşte kesinlikle. Sol bacağıma baktırdım. İşte bir ay spor yapıyorum. Bir ay spor yaptıktan sonra yaptığım sporun bana yarayıp yaramadığını test etmek için gelip evet, tekrar ölçüm yaptırabiliyor. Kesinlikle. Bir de bu ayrıntıyı da vermek isterim. Alet sadece test yapmıyor. Antrenman amaçlı da kullanılıyor. Yani öyle eğitimi mi? De orada verebiliyoruz biz. Yani en büyük şeyi de o zaten. Ne diyeyim, pozitif yönü. Sadece değerlendirme aleti değil. Aynı zamanda eğitim verme yönü de var. Çünkü size değerlendirme yaptık. Baktık ki işte burada 247 Newton ağırlığında diyoruz. Bir kasanız var. O zaman biz bunun altında bu eşiklerde size eğitim verme şansı tanıyor size alet. Sadece kuvvet artırmaya değil, aynı zamanda dayanıklılık için de çok önemli. Performansın gelişmesinde dayanıklılık önemli bir faktör. Bunu da sunuyor. Yani biz bunu antrenman amaçlı da kullanıyoruz. Sadece değerlendirme değil. Dayanıklılık testi de yapıyor mu? Yani tabii yapıyor. Çok görürüz. Hani sporcular yok işte dayanıklılık testi yaptı, bir şey testi yapıyor. Yapıyorlar. Yani burada kassal olarak dayanıklılığa bakıyoruz. Bir de tabii kardiyovasküler dediğimiz, o daha ileri farklı bir yöntemle, işte solutulan bir cihazla, ki ona da sahibiz şu anda. Yani birçok faktörü değerlendirebiliriz. Dayanıklılık iki türlüdür. Bir kardiyovasküler dediğimiz kalp ve dolaşım sistemi dayanıklılığı. Bir de kassal dayanıklılık. Bu alet kassal dayanıklılığı değerlendiren bir alet. Ve sizin üçüncü testinizde yine fark etmişsinizdir, size direnci kesiyor alet ve siz daha hızlı, o da yanıklılık değerlendirmesidir. Yani zamana karşı hızla yapabileceğiniz sayıyı değerlendiren bir test parametresidir. Endurance dediğimiz eğitim. Evet, ben çerçeveleteceğim bu arada o testi. Aslında yani bu yönden çerçeveletilip bizim de asmamız gerekiyor. Çünkü ilk değerlendirdiğimiz fakülte dışından, hasta demeyeceğim, sağlıklı, ama ilk test yaptığımız kişi ciddi de misiniz? Siz oldunuz kesinlikle. Hocam muhakkak yapın onu. O yüzden bunu bizim de asmamız gerekiyor. Kesinlikle. Hocam biz acayip mutlu olduk. Ben şunu biliyorum ki insanlar da çok mutlu oldu. Bu coğrafyada yaşayan insanlar da çok mutlu oldu. Evet. Bunu aldık, yani geri dönüşümü var bize. Evet. Bu programdan sonra bence siz de alacaksınız. Evet. Yani görmeyenler görmüş olacak. Ama sporcuları çok şanslı bulduk galiba bu durumda. İlk hedefiniz onlar. Hedefimiz onlar, çünkü bizim fakültemizde spor bilimleri bölümümüz var. Ve öğrencilerimiz sporcu zaten orada. Öncelikle onlardan başlamak her zaman için, kendi fakültemiz öğrencilerine bir hizmet sunmak bizim için çok önemli. Bir de bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin çok büyük bir spor kompleksi var Lala Mustafa Paşa içerisinde. Burada da bir hizmet sunmak isteriz ama öncelikle tabii ki federasyonla da mutlaka görüşüp ülkemizdeki spor camiasına hizmet etmeyi ilk hedefi olarak koyduk kendimize. İlerleyen zamanlarda sınırları aşmayı düşünür müsünüz? Düşünüyoruz. Ortak projeler yapmayı düşünüyoruz. Şu anda Hacettepe ile çok koordine çalışıyoruz. Çünkü Hacettepe'de bu alet yok. Hacettepe Üniversitesi'nde yok. Ne kötü. Sadece onların SESAM dediğimiz bir merkez, sporcuların gittiği bir merkezde var. Ve onlar oraya gidip yapıyorlar. Şimdi biz burada tezler yapmayı düşünüyoruz. Araştırmalar yapmayı düşünüyoruz ortak olarak. Mesela bir arkadaşımız Hacettepe'de doktora yapıyor. Bu alet üzerinde de Yasin hocamız aynı şekilde öyle. Hacettepe ile ortak çalışmalar yapıyoruz şu anda biz. Oradaki hastaların verileriyle Kıbrıs'takilerin verilerini değerlendirecek ve karşılaştıracağız.
Kafalardaki bir başka soru. Hı hı. Aslında ben bu sorunun cevabını sizden daha önce öğrenmiştim ama izleyiciler de merak ediyor mutlaka. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Güney Kıbrıs'ta bu coğrafyaları söylüyorum. Hı hı. Türkiye'de iki tane olması, bize birer tane olması. Yani bu kadar nadir olmasının sebebi ne? Çok pahalı bir cihaz. Büyük bir yatırım. Yani bunu şöyle diyeyim. İstanbul'da belki iki sayısı biraz şu anda 3 veya 4 olmuş olabilir. Çünkü spor, özellikle spor merkezleri buna yatırım yapabiliyor. Mesela kulüpler, büyük kulüpler, yani sporcusunu düşünen büyük kulüpler yapabiliyor bu yatırımı. Ama şu anda benim bildiğim, yani profesyonel anlamda izokinetik olan bir kulüp de belki bilgim dışındadır. Burada bir şey de yapmak istemem. Potta kırmak istemem. Ama bu yatırımı göze almak gerekir. Yani bunun karşılığında çok önemli verilerin olduğunu ve geriye dönüşünün de çok anlamlı olduğunu. Yani o kendini kotarıyor cihaz. O çok pahalı dediğimiz cihaz belli bir süre sonra zaten kendini o yönüyle kapatıyor. Biz bile cihazın üzerinde çok duruyoruz ama cihaz kadar fizyoterapistlerin de çok önemli olduğu bir gerçek değil kesinlikle mi bu cihazda? Bunu bilmeyen insan yapamaz zaten. Bu işi bilmeyen birinin yapması sizi sakatlaymaya kadar götürür. Yine sizin testinizin sırasında fark etmişsinizdir. Başlamadan önce cihazın sizin boyutlarınızda ayarlanması gerekiyor. Cihaz size diyor ki işte şurayı şu kadar derece döndür, şurayı şöyle yap. Onları yapmazsanız zaten sağlıklı sonuç vermez cihaz size. Zaten bazen testi de yapmaz ve kullanamazsınız. Birçok merkezde bir de bu var. Cihaz var. Hı hı. Ama kullanılamıyor. Çünkü bunu bilen, bu testi yapabilecek bu konuda fizyoterapist yok mesela. Genellikle bir yanlış anlaşılma var. Herkes bunu yapar. Böyle bir şey olamaz. Bunun eğitimini alan bir uzman fizyoterapist tarafından bunu yapılması lazım. Bizim nasıl? Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bu sayı tamam mı? Bizde tamam. Bizde zaten fizyoterapist de değil, uzman. Şu anda doktora yapan kullanabiliyor en az. İşte hocalar var bizde. Ve yani düz bir fizyoterapist mezun olurken, biz okuldan mezun olurken bunu bilerek mezun olamıyoruz. Çünkü cihaz olmadığı için o eğitimi alamıyorsunuz. Teorik olarak öğreniyorsunuz. Bizim bir hedefimiz de o. Mesela şu an yüksek lisans öğrencilerimize bu işi de öğretmek. Çok güzel. Bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesi bizim programımıza torpil geçmiyor. Onu da söyleyeyim. Biz yakaladık, bulduk, koştuk. Hocam buradan Tio'yu verdi. O diğer sistemle ilgili. Evet. Bizden önce yakalayıp koşup tanıtın diye de mesaj yollayayım ona. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizi mutlu ettiniz. Bize bu imkanı sunduğunuz için, en azından bu sistemi adamıza yayma imkanı verdiğiniz için. Dediğim gibi çok güzel projeler üreteceğiz ve her an için halkımızı da bekliyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Duyurmak da bize düşüyor. Sağ olun. Ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, size televizyonlarınızın sesini birazcık daha açın demiştim. Yanılmadığımı sizler de gördünüz. Önemli bir sistem efendim. İzokinetik sistem. Bizler gittik bizzat inceledik. Teste tabi tutulduk hatta. Sizler de haberde izlediniz zaten. Önemli bir sistem. Bunun için Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür etmek gerekiyor. Ülkeye böyle önemli bir cihazı kazandırdığı için. Şimdilik bu kadar diyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra haberler sonrasında buradayız efendim. Bizden ayrılmayın.